Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Umarım iyisinizdir. Tarifime geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Beğen ve yorumlarınızla bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Evet, şimdi geçelim tarifimize arkadaşlar. Çocukluğumda yediğim en sevdiğim helva tarifiydi. Anacığım yapardı. Ben de bu tarifi aklıma geldi ve sizlerle paylaşmak istedim. Pekmezli un helvası. Gerekli olan malzememiz tereyağı, un ve pekmez. Açıklama kısmına da malzeme listemi ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, yaklaşık 100-150 gram kadar tereyağı tavama aldım ve bir su bardak da unu ilave ettim. Bunu hafif kokusu çıkana kadar, güzelce renk alana kadar kavuruyorum, sürekli karıştırarak. Yüksek ateşte kavurmuyoruz. Orta ateşte sürekli karıştırarak çevire çevire karıştırıyoruz. Evet, unumuzun kavrulduğunu nereden anlarız? Kıvamının nasıl olduğunu nereden anlarız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi tahta kaşığımıza artık un yapışmıyor. Eğer yapışmıyorsa artık şerbetini verebiliriz. Pekmez şerbetimiz için arkadaşlar ben yarım su bardağından biraz daha fazla pekmez ve üzerine de dolana kadar ılık su ekledim ve böyle güzelce karıştırdım. Elde etmiş olduğum bu pekmez karışımını kavrulmuş olan unuma ilave ettim ve sürekli karıştırarak pekmezi yedireceğim. Çok kısa bir sürede zaten çekecektir. Evet, bir bardak un, bir bardak pekmez ve su karışımı. Eğer sizin pekmeziniz çok duruysa su katmanıza gerek yok arkadaşlar. Eğer katıysa, kıvamı yoğunsa o zaman su katabilirsiniz yarı yarıya. Evet, gördüğünüz gibi kısa bir sürede helvamız toparlandı. Şimdi bunu servis tabağıma alacağım. İki şekilde sizlere nasıl servis edebilirsiniz göstereceğim. İki alternatifle. Sizler dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Porsiyonluk da kaplara koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, servis tabağımı aldıktan sonra tahta kaşıkla üzerine bastırarak düzelttim bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi yöresel tahta kaşıklarımız vardır ya arkadaşlar. Ben bunu özel karavandan getirdim. Arabaşı çorbası içerken kullanıyorum zaman zaman. Gördüğünüz gibi bu şekilde tahta kaşıkla şekil verebilirsiniz. Mesafesini daha kalın bırakabilirsiniz. Ben biraz sık sık yaptım. Daha hoş görüntü oldu. Daha sonra üzerine biraz şeker serpebilirsiniz ve cevizle birlikte afiyet şifa olsun. Şimdi bu kaşık süslemeden sonra bir de şiş teliyle sizlere şekil verme göstereceğim. Daha önceden de un helvası tarifimde paylaşmıştım arkadaşlar. Şiş teliyle de çok şık ve duruyor, zarif duruyor görüntüsü. Yapımı da çok kolay. Gördüğünüz gibi şiş teliyle bu şekilde batırarak süslüyoruz. Evet, şiş teliyle de süsledikten sonra üzerine şeker serptim ve ceviz eşliğinde süsleyip servis yaptım ben arkadaşlar. Sizler de dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Kanalımda oldukça değişik yöresel tarifler, çorbasından tatlısına, pastasından böreğine, sos tariflerimden menü tariflerine, kışlık hazırlıklara kadar binlerce tarifi bulabilirsiniz. Lütfen emeğe destek verirseniz sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.